Tam 14 yıl önce öyle bir zafere imza attı ki etkileri hala devam ediyor. Tabii ki Sertab Erener'den bahsediyoruz. Türkiye Erevizyon Kulüp Başkanı Ali Durgut ve Sertab Erener bu büyük zaferin yıl dönümünde bir araya geldi. Büyük zaferin üstünden tam 14 sene geçti. Türkiye birinci, Türkiye birinci değerli seyirciler, Türkiye birinci. Sertab Erener o gece yaşananları, Eurovision'un perde arkasını 22 yıldır Eurovision'u takip ederek bir rekora imza atan Ali Durgut'u anlattı. Her şey 1975 yılında Semiha Yankı'yla başladı. Bu Türkiye'nin Eurovision'daki ilk varlığıydı. Ama ne yazık ki hayaller gerçekleşmedi. Semiha Yankı sonuncu oldu. Sertab Erener makus talihi yendi. Türkiye birinci! Türkiye birinci değerli seyirciler! Türkiye birinci! Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1975 yılında Stockholm'da başlayan maceramız Semiha Yankı'nın aldığı çubuğunla sonunculukla tamamlanmıştı. Ondan sonra bir iki defa daha sıkıntı puanla sonuncu olduk ama bu sene yayın açarken söylemiştim sizlere, Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım. Sertab Erener'in güzelliği, sesi, eşsiz performansı ve tabii ki kusursuz sahne şovu. Her şey bir araya geldi ve ünlü sanatçı Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Türkiye böylesine bir zaferi çok uzun süre beklemişti. Belki de bu nedenle etkileri hala devam ediyor. Tam 14 sene oldu Sertab Erener Eurovision sahnesinden zaferle ineli. Eurovision'u sıkı takip edenler Ali Durgut'u da yakından tanır. Kendisi 22 yıldır tüm yarışmaları yerinden takip ederek bir rekora imza attı. Üstelik Sertab Erener'in o gece o sahnede bulunmasında da etkisi büyüktü. Zira TRT'ye Sertab Erener'in Eurovision'da yarışması gerektiği raporunu veren isimlerden biriydi. Ali Durgut ve Sertab Erener büyük zaferden 14 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Eski günler, yaşanan heyecanlar konuşuldu. Tamam, zafere giden yolda çekilen çile mübahtı ama Eurovision birinciliği için deyim yerindeyse Sertab Erener'le birlikte Ali Durgut da canla başla çalışmıştı. İşte o anılar yıllar sonra gerçekleştirilen buluşmada yeniden gün yüzüne çıktı. Türkiye Eurovision Kulübü kurucusu olan ve 22 senedir yarışmayı yerinden takip ederek bir rekora da imza atan Ali Durgut, bu güzel buluşmada Eurovision zaferinin 14. yıl dönümü nedeniyle Sertab Erener'e bir de plaket verdi. Sertab Erener 14 yıl önce göğsümüzü kabarttı. Bakalım Türkiye bir daha Eurovision yarışmalarına katılacak ve böylesine bir başarı elde edebilecek mi?